İyi Parti, Adana Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Meclis Üyesi, sevgili Volkan Bayrakçı ile birlikteyiz. Hemen Volkan Bayrakçı'yı buldum, sıcağı sıcağına bir dakika geçmedi. Dedim ki şu yakın gündemle, sıcak gündemle ilgili bazı yorumlarda bulunalım istedim. Evet. Büyükşehir'de neler oluyor sevgili Volkancığım? Bize Adana'yı biraz anlatırsan sevinirim. Son zamanlarda zamanın hep Adana'da geçiyor biliyorum. Evet. Valla Yalçın abi bildiğin gibi şimdi bir reylan başkan bir enkaz devralı. Şimdi hizmet etmek için elini taşın altına koyması gerek. Şimdi biliyorsunuz belediyeler bütçesinin %30'u kadar işçi çalıştırabiliyor. Şu an o sayı %70'lere varmış durumda. Ve Zeydan Başkan'ın medyada gördüğünüz gibi bir odada 10 kişi, 15 kişi yani 3 kişinin, 4 kişinin yapacağı işlere 10-15 kişinin yaptığı ulusal medyaya da yansıdı. Bununla ilgili bir tasarrufa gidiyor. Bir odada 25 kişi çalışıyor diyorum ki. İshak gelir misin? Şu pencereleri kapatıver. Evet. Bununla ilgili önlemler alıyor. Çünkü şu an yaptığı hizmetleri daha rahat yapabilmesi için belli bir kaynak oluşturması gerek. Bakın geçen gazetelerde belki siz de okudunuz. 125 liraya alınan bir un çuvalına kendisi bizzat pazarlık yaparak 90 küsürlerde, 93 veya 95 tam hatırlamıyorum. Öyle bir fiyatı aldı. Yani un çuvalına fareler mi girmiş? Yani bir şeyler kemir, olmuş. Kemirmiş mi fareler? Bir şeyler olmuş. Alan adamın boğazında kalır bak ha. Evet. Gider, gümbürtüye gider ha. Gider mi gitmez mi? Gider abi. Yetim malı kime kalır? Kimseye kalmaz. Kardeşim hiç kimse memlekette hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk, iltimas, torpil, rüşvet evet. İşinde uğraşmasın ya. Doğru mu? Aynen öyle. Biz de ona inanıyoruz. Liyakatla. Şimdi biz sağ seçmeniz Yalçın abi. Şimdi şu an bakıyoruz. Çıkarlanan. Ben ülkücü kökenli. Evet. Hala ülkücü. Volkan, anne tarafım da sosyal adam. Doğrudur. O tarafı unutturmaya şaşmıyorum. Evet. Yani şimdi şu çıkarılan hepsi eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Bizler de üzülüyoruz. Ama Zeydan Başkan'ın seçimlerden önce dediği bir kelime vardı. Bir iddia peşine çıktı. Biz de kendilerini destekledik. Sen ne diyorsun? İşten çıkartılmalı olan bir Büyükşehir Belediyesi'nde. ASKİ'de çalışan Kozan'da kaç kişi çıktı? 25 kişi. Yaklaşık 25 kişi. Bazı kişiler yine geri döndü galiba. Yani 2-3 kişi döndüğü söyleniyor ama kimlerin olduğu ben şu an henüz bilmiyorum dönenlerin. Volkancığım sen de bu işlerle uğraşacağını sanmıyorum. Ben de biraz uzağım. Evet. Yani kimsenin ahını almak istemem. Tabii tabii. Yani. 7 cette 7 sürede sıkıcı olur ama siyasetle girmiş siyasette de gider. Doğru mu? Aynen öyle ama şimdi başkanın da bir söylemi vardı. Biz AK Partili'yle, Milliyetçi Hareket Partisi'yle, Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerle veya onların yakınlarıyla işimiz yok. Biz işine gelmeyen, bankamatikçilik yapan, benim hakkımda PKK söylemlerinde söyleyen, ama benim pankartlarımı yırtan... Her çıkanda bankamatçı değildir. Tabii ki değildir. İşten çıkartılan. Tabii ki değildir. Ben onu bankamatikçi olarak söyleyemem. Bunu ekmeğe ihtiyacı varsa ne yapacağız şimdi burada? Ekmeğe ihtiyacı varsa işte Zeydan Başkan'a biz birkaç görüşmemiz oldu. Sizin tabanın da ekmeğe ihtiyacı var şimdi İYİ Partililerin. CHP'liler 30 senedir aç. Şimdi ondan ne olacak? Doğru. Ya bunun bir dengesini kurması lazım başkanın. Yani ben tarafsız bir gazeteci olarak aslında şöyle bir sorayım yani. Bu işten çıkartılmaların devamı gelecek mi? Geleceği söyleniyor Yalçın abi. Volkan sen gözünde der misin? Şimdi Büyükşehir geçiyor. Şimdi şöyle. Söyleniyor ki bizim rahmetli babam dedi ki yapılmalı, edilmeli derdi. Muhtemelen daha var Yalçın abi. Ha. Muhtemelen var. Devamı gelecek yani. Gelecek. Ama şunu da anlamıyorum yani. Yani peşin satanlar gibi, rahvan atı gibi böyle evet PKK'lı Zeydan, HDP'li Zeydan, HDP'liler dolduracak buraya. Boş versene, teröristi mi destekliyorsun sen falan diyorlar, hava atıyorlar. Evet. En yakınlarda işe yani böyle liyakatsız bir şekilde girdirmişler. Şimdi parti parti dolaşıyorlar. Şu bak hele, şu parti var ya, varıyorlar böyle. Öbür tarafta el uzatıyorlar. Ne giriyor işleri yolunda gidiyor. Nasıl oluyor bu iş? Göz açık adamların işi her dönem işliyor Volkan. Yani onlarla ilgili
Buyurun varsa bizle paylaş Yalçın abi. Ya Volkan tecavüle harbi yapma, senin haberin olmadı bir şey olmaz. Yok inanın bu bahsettiğiniz yani gözü açlar, yani. Gözü açıklar, cin evet. Gibiler, her dönemin iktidar servisleri var yani. O tip insanlar var, şeyi kastettim ben, işte Zeydan Başkan şöyle böyle diyen biraz önce bir yazını okudum. Ondan kaynaklanan bir şeyle ilgili sordum. Ben isim vermem, Volkan evet. Üzerinde duruyorum da yani bir hedef göster gibi falan hoşlanmıyorum ama biraz da utanması gereken insanlar var değil mi? Evet. Yani yanlış yapmıştır. Belki Volkan'cığım Ceyhan'a hizmet yağıyor. Sözlü dönemde de hizmet yağdı. Zeydan Karalar döneminde de hizmet yağıyor Ceyhan'a. Şimdi lan Ceyhan'la alkışlıyorum anasını satayım. Nedir yok işte? Orada haksızlık yapmayalım. Zeydan Başkan'la biz şeyleri paylaşıyoruz. Bakın bugün Göller yolu başladı. Burayı yapacaklar. Orada kangren olan bir yer. Acarya'yla falan başladı. Allah'a şaşırdı tozdan artık. Evet. Biraz önce yol müdürü Erol Bey beni aradı. Yarın da hatta Sevgican, eski Sevgican Hastanesi, Orta Doğu Hastanesi'ne bugün bir ekip gönderdi. Oranın tespitini yapacak. Kademeli olarak Sırtıntı Caddesi, Güneri Caddesi, Palmiye Caddesi, Göller Yolu, Deli Orta Çay Yolu, şu, Deli Çay evet. Yolu, yani Yolu yerler tespit yapıldı. Biz bunu mecliste de gündeme getirdik. Zeydan Başkan da biliyorsunuz ben 6 ay içerisinde seçimden önce beyan verdim. Kozan'la ilgili dedi, eksikleri yapacağım ve Kozan tarihinde görmeyeceği bir hizmeti yapacağım dedi. Biz de bekliyoruz, inanıyoruz, yapacağına da ben eminim. Zaten ama bizim ufak tefek bir zorluklar var, bunlar da aşılacak. Ben sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bizim de zaten beklediğimiz sadece hizmet olarak nedir? Asfaltımız olur mu? Yamalık dökebilir misiniz? Evet. Hadi Zeydan Karlan bütçem kötü diye ağlıyor. Evet. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgen ağlıyor. Şu koca devletin, koca milletvekilleri var. Bak hele, koca milletvekilleri derken Tam Erdoğan'ın köyü ha, değil mi? Orçan. Şimdi mesaj göndermişler oradan, o Ağabeyler'in denilen yer var, Volkan hatırlıyorsun. Evet. Oraya geçenlerde ben çektim, 300 kişiye ulaştıralım izleyicim. 3000 kişi var, 3 milyon kişi ulaşsa ne yazar ki? Karayollar daha yapmamış, niye yapmıyorsunuz kardeşim ya? Lütfen Volkan, Kaymakam Bey'in görevi bizim, sadece bizim bisküvi yemek değildir, esnafları gezmek. Ben esnaflarla ilişkisini takdir ediyorum Kaymakam Bey'in ama yani lütfen Adana valisine de, bürokratlara da, siyasilere de, milletvekillerine de dikkat çekiyorum. Evet. Yol köpmüş, ketmiş. Evet. Köpmüştü. Karayollarına ait. Evet, karayollarına ait. Evet. Öyle duruyor ya. Evet. O serde olmuştu. Evet. Hatırlıyorum. Görüntüsünü de atmıştınız. Değil mi? Evet. Niye? Bakın bize gelince bu diyor ki şair, ellerin yağı topal merkeplere Rahman gibi gider. Esbi tarih bizde yalpalar hala yan yan gider diyor. Bunlar bizim Kozan'ın tarihi sıfır ya. O yüzden canım sıkılıyor yani. O zaman buradan sayın milletvekillerine de bir şeyler söyleyeyim. Hepsine bütün milletvekillerine evet. Çağrı yaptık arada evet. Duyuyorlar değil mi? Duyuyorlar tabii. Duyun artık ya aylar oldu ya. Vallahi billahi ya. Değil mi ya Volkan ya? Daha başka neler olacak Volkan? Güzel şeyler olacak dediniz. Yani Kozan'la ilgili ilk önce biliyorsunuz geçen sene çok büyük bir afetler oldu. Yağmurlar çok yağdı. Yani hizmet yapılamadı. Çünkü biliyorsun asfalt dökümlerinin bazı şeyleri var. Prosedürleri var. 6 ay içerisinde gerekli görülen zaten köy muhtarlarıyla da burada koordinasyon merkezinde İlhami Bey var. Bugün de görüştük. Muhtarlarla sürekli istişare halindeyim. Gerekli yerleri tespit ediyoruz dedi. Bunları yapacak. Sizin köyde anne tarafında mı, baba tarafında idem de falan evet. Sinekler çalışıyor, yemiyor mu? Sinek konusunda da ben de rahatsızdım bir ay öncesine kadar. Yani bugünlerde biraz çalışmalar var ya. İdem de sesli düşürür valla, sövmeye başlar ona sinek gerekçe. Söyler evet. Yani, muhtarı kimse durduramaz zaten. Aynen, aynen öyle. Sizinle, belediyenin izinde, sineğin izinde dedi. Sinekle ilgili de bayağı bir şeyler başladı artık. Yani 153 herhalde o ihbar hattı. Geçen mecliste gündem oldu. Yani atıyorum günde 1000 tane ihbar geliyorsa şu an bu rakam yarı yarıya indi denildi. Demek ki bir şeyler yapılıyor. Bunların en alt seviyeye gelmesi hepimizin arzusu. Bunlar çalışarak olacak. Beraberlik içinde olacak. Çünkü memleket hepimizin. Volkan bizim sesimizsin orada. Yani ilk sırada mecliste gitti. Eyvallah. Yani gençsin, idaresin. Volkan'cığım lütfen şuralara bir şey yapılması için biraz gayret. Bir yeri geldi eylem yap. Baş kaldır.
yani ülkücü bir yat geleninden gelirsin evet. Ama yarı tarafında sosyal demokrattan biliyorum yani evet. Gerektiğinde gerekli tavrı koyarsın sen. Koyarız Allah'ım. Güzel şeyler olacak değil mi Volkan? Olacak. Biz ona inanarak yolumuza devam ediyoruz. Tamam. Memleketin zararına olan hiçbir şeyde kimsenin yanında olmam. Memleketin faydasına olan, Kozan halkına faydasına olan her şeyde en önde yer almaya razıyım. Münafıklarla da mücadele etmeye her an hazırım de. Münafıklarla işim yok. Ben hizmet etmek için gittim oraya. Yani Allah münafıklardan korusun. Evet, yakışıklı kardeşim Volkan Bayrakçı'yla kısa bir söyleşi yaptık. Bizi yalnız bırakma, bu konuda açıklamalar yaparız sana Volkan'cığım, tamam? Tabii ki. Tabii çok teşekkür ederim. Tabii. Çok teşekkür ederim. Volkan'cığım yeni imajı da, miktarı bıraktı. Aslında hırsız daha yakışıklıydı. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol, teşekkür ederim.